Sevgili öğrenciler, Keyifli Okul kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda uzunluk ölçme konusunu öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Değerli öğrenciler, bakalım bu etkinliğimizde neler öğreneceğiz? Standart olmayan ölçü birimleri, standart ölçü birimleri, uzunlukları tahmin etme, uzunluk ölçme birimleriyle uzunluk modelleri, kendimizi değerlendirelim. Standart olmayan uzunluk ölçüleri. İnsanların ayak, adım, parmak, karış ve kulaç uzunlukları birbirinden farklıdır. Bu sebeple bu uzunluklara standart olmayan uzunluk ölçüleri denir. Tekrar edelim. İnsanların ayak, adım, parmak, karış ve kulaç uzunlukları birbirinden farklıdır. Bu sebeple bu uzunluklara standart olmayan uzunluk ölçüleri denir. Şimdi de görsellerimize bakalım. Ayak, adım, parmak, karış, kulaç. Sevgili öğrenciler, yukarıdaki tahtanın uzunluğunu farklı yöntemlerle ölçelim. İlk olarak kaç kulaç olduğunu bulalım. Tahtanın başlangıç noktası 1, 2, 3, 4. Tahtanın bitiş noktası. Tahtanın uzunluğu 4 kulaçtır. Şimdi de kaç adım olduğunu bulalım. Sevgili öğrenciler, adım ile ayak bazen karıştırılabilir. Adım daha geniştir. Sayalım. Başlangıç noktamız 1, 2, 3, 4, 5, 6, bitiş noktamız. Tahtanın uzunluğu 6 adımdır. Şimdi ise kaç ayak olduğunu bulalım. Başlangıç noktamız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bitiş noktası. Tahtanın uzunluğu 8 ayak uzunluğuna eşittir. Son olarak tahtanın uzunluğunu karış olarak ölçelim. Bakalım kaç karış gelecek. Başlangıç noktamız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bitiş noktamız. Tahtanın uzunluğu 14 karıştır. Yukarıdaki kitabın genişliğini parmak ile ölçelim. Sayalım. Başlangıç noktası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kitabın genişliği 10 parmaktır. Sevgili çocuklar, şimdi de kendimizi değerlendirelim. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız. Ayak, adım, parmak, karış, kulaç. Silginin boyunu ne ile ölçeriz? Düşünelim. Silgi küçük olduğu için parmakla ölçeriz. Tahtanın boyunu ne ile ölçeriz? Düşünelim. Tahtanın boyunu kulaç ile ölçeriz. Koridorun uzunluğunu ne ile ölçeriz? Düşünelim.
Adım. Koridorun uzunluğunu adım ile ölçeriz. Halının boyunu ne ile ölçeriz? Düşünelim. Halının boyunu ayak ile ölçeriz. Masanın boyunu ne ile ölçeriz? Düşünelim. Masanın boyunu karış ile ölçeriz. Yukarıda verilen şeritleri kullanarak aşağıdaki kalemin boyunu ölçelim. Kalemin boyu iki tane şeridin boyuna eşittir. Son olarak da mavi şerit ile ölçelim. Kalemin boyu dört tane mavi şeritin boyuna eşittir. Bir uzunluk aynı birimin daha küçük parçalarıyla da ölçülebilir. Standart ölçme birimleri. Yapılan ölçümler sonucunda sürekli aynı sonucu veren ölçme araçlarına standart ölçme araçları denir. Tekrar edelim. Yapılan ölçümler sonucunda sürekli aynı sonucu veren ölçme araçlarına standart ölçme araçları denir. Metre, mezura, kırık metre, şerit metre ve cetvel standart ölçme araçlarıdır. Şimdi de görsellerine bakalım. Metre, mezura, kırık metre, şerit metre. Standart ölçme birimleri nerede kullanılır? Manifaturacı kumaşları ölçmek için tahta metreyi kullanır. Terzi ölçü almak için mezurayı kullanır. Mezura düz olmayan yüzeyleri ölçmek için tercih edilir. Marangoz tahta ölçmek ve ölçü almak için kırık metreyi kullanır. Kapı ve pencere ölçüsü almak için şerit metre kullanılır. Değerli öğrenciler, şimdi de kendimizi değerlendirelim. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız. Mezura, tahta metre, şerit metre, kırık metre. Manifaturacı kumaşları ölçmek için ne kullanır? Düşünelim. Manifaturacı kumaşları ölçmek için tahta metre kullanır. Marangoz tahta ölçmek ve ölçü almak için ne kullanır? Düşünelim. Marangoz tahta ölçmek ve ölçü almak için kırık metre kullanır. Kapı ve pencere ölçüsü almak için ne kullanılır? Düşünelim. Kapı ve pencere ölçüsü almak için şerit metre kullanılır. Terzi ölçü almak için ne kullanır? Düşünelim. Terzi ölçü almak için mezura kullanır. Uzunluk ölçme temel birimi metredir. Kısaca m ile ifade edilir. 1 metre 100 santimetredir. 100 santimetre 1 metredir. Küçük uzunlukları ölçerken santimetre kullanılabilir. Santimetre kısaca cm ile ifade edilir. Uzunlukları ölçme. Aşağıdaki nesnelerin uzunluklarını cetvel kullanarak ölçelim. Önce kalemtıraşın uzunluğunu ölçelim. Sevgili çocuklar, uzunlukları ölçerken başlangıç noktasını sıfır olarak almalıyız. Eğer başlangıç noktasını sıfır almazsak ölçümüz yanlış olur. Buna dikkat edelim.
Cetvelimiz, başlangıç noktası, bitiş noktası, başlangıç noktası 0, bitiş noktası 3. Kalemtıraşın uzunluğu 3 santimetre. Şimdi de silginin uzunluğunu ölçelim. Cetvelimiz, başlangıç noktası, bitiş noktası, başlangıç noktası 0, bitiş noktası 5. Silginin uzunluğu 5 santimetre. Son olarak da kalemin uzunluğunu ölçelim. Cetvelimiz, başlangıç noktası, bitiş noktası. Başlangıç noktası 0'ı, bitiş noktası 15 santimetreyi göstermekte. Kalemin boyu 15 santimetredir. Kalemin boyu silgi ve kalemtıraşın boyundan daha uzundur. Şimdi de dolabın boyunu ölçelim. Başlangıç noktası 1 metre, 1 metre daha, bitiş noktası. Dolabın boyu 2 metredir. Uzunlukları tahmin etme. Uzunlukları tahmin etmek demek, cetvelle ölçtüğümüzde çıkacak sonuca en yakın sonucu zihnimizden söylemek demektir. Aşağıdaki nesnelerin uzunluklarını önce tahmin edelim, sonra ölçüm yaparak sonucu tahminimizle karşılaştıralım. Ben fırçanın uzunluğunun 14 santimetre olduğunu tahmin ediyorum. Ölçelim. 16 santimetre. 2 santimetre yaklaşmışım. Kitabın uzunluğunu 4 santimetre olduğunu tahmin ediyorum. Ölçelim. 5 santimetre. 1 santimetre yaklaşmışım. Aşağıdaki çamaşır makinesinin uzunluğunu önce tahmin edelim, sonra ölçüm yaparak sonucu tahminimizle karşılaştıralım. Ben çamaşır makinesinin boyunun 1 metre olduğunu tahmin ediyorum. Ölçelim. Evet, 1 metreymiş. Tahminimle gerçek uzunluk eşit. Uzunluk ölçme birimleriyle uzunluk modelleri oluşturma. Sayı doğrusu modeli oluşturma. Önce düz bir çizgi çizilir. Sonra her iki ucuna ok işareti konulur. Sıfırdan başlanarak eşit birimler oluşturulur. Aşağıdaki şeridi kullanarak bir cetvel modeli oluşturalım. Oluşturduğumuz cetvel modelinin uzunluğunu ifade edelim. Şeritimiz 4 santimetredir. Oluşturduğumuz cetvel modeli 3 birimdir. Her birim bir şerittir. Cetvel modelinin uzunluğu 12 santimetredir. Aşağıdaki düğmeleri kullanarak bir cetvel modeli oluşturalım. Oluşturduğumuz cetvel modeliyle aşağıdaki kaşığın uzunluğunu ölçelim. 1, 2, 3, 4. 4 düğme. Oluşturduğumuz cetvel modeli 4 düğme uzunluğundadır. 4 düğme 8 santimetre uzunluğundadır. Kaşık, düğmeler. Oluşturduğumuz birimle kaşığın boyunu ölçelim. Birimimiz düğme olduğundan kaşık 7 düğme uzunluğundadır. Her bir düğme 2 santimetre uzunluğunda olduğu için kaşığın uzunluğu 7 çarpı 2, 14 santimetredir. Cetvel yardımıyla sayı doğrusu oluşturalım. Cetvelimiz, sayı doğrumuz. Sıfırdan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Verilen sayı doğrusunun her bir birimi 3 santimetredir.
Sayı doğrumuzun uzunluğu 15 santimetredir. Sevgili öğrenciler, son olarak kendimizi değerlendirelim. Yukarıdaki sayı doğrusunun birimi 2 santimetrelik ataş kullanılarak oluşturulmuştur. Buna göre A ile B arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Düşünelim. A ile B arasında 4 birim vardır. 1 birim 2 santimetre olduğu için 4 çarpı 2'den 8 santimetre doğru cevabımızdır. Değerli öğrenciler, etkinliğimiz burada sona erdi. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.